Double pass, double pass. Okay. How about who thinks no double take? Vido çekmez ve çekilirse alır diye düşünenler. Ellerini kaldırabilir. Nobody. Okay, nobody. How about double take? Vido karşı taraf alır diye. Double take, double take. Okay, one, two, three, four. Four people. Double pass. Vido çeker, karşı taraf pas geçer diye düşünenler. Okay, seems a lot of people are still thinking of it. Sanıyorum pek çok kişi düşünmeye devam ediyor. Bir dakika. Bir dakika izin istedi arkadaş. Some people are thinking now as you are playing, huh? Well, actually, if you try to calculate this one, it's not so easy. But the answer is a double pass. Bunu birer birer hesaplamaya kalkarsanız gerçekten hiç kolay olmayacaktır. Doğru cevap double pass bu örnekte. Yani video çekilir ve karşı taraf pas geçer. Sebebini anlatacağım. I can tell you the rule. I can tell you the reason and rule. To take the chip like this, your position needs to be better than your opponent possible. Bu durumu tarif edebilmek için bir kural geliştirmek gerekiyor. Boçeşit de bu kuralı anlatıyor. İki parça bulunuyor bu kural. Birincisi, kırmızı olarak böyle bir küpe alabilmeniz için ya pozisyonunuzun rakipten daha iyi olması gerekir ki burada eşit daha iyi değil. Or you must have instantly double if he misses, such as okay, if white has one checkers on 4 points and two checkers 4 points, four triple position, and red has the same. Okay. Then this is a take, because in case white miss, then can be double. Okay. Eğer pozisyonunuz kırmızı olarak konuşuyorum. Eğer pozisyonunuz rakibinizden daha iyi değilse kübü almanızın bir yolu daha var. O da şu. Beyaz eğer kullarının tamamını alamaz da sıra size geçerse, bir sıkı double çekebiliyorsanız o zaman da alabilirsiniz. Moçin'in verdiği örnek, pullarımız 5'e 3'te değil de iki taraf için 4'e 2'de olsa bile, yani burada ve burada, o zaman kırmızı bu küpü alabilirdi. Çünkü beyaz kulunu alamadığında 4'e 2 pozisyonunda güçlü bir double çekilir. Oysa şimdi çekilir. Bu yüzden pas. Okay, in this position, 5-3 and 5-3, this is not better than your opponent, it's same. So it is a pass. Also, red cannot recoup in case white misses. Kırmızının alabilmesi için ihtiyaç duyduğu iki şey de burada sağlanmıyor. Kırmızının pozisyonu beyazdan daha iyi değil. Ve beyaz kumunu alamadığında kırmızı küp çekemiyor. İkisi birden sağlanmadığına göre bu bir pas pozisyonu. It would be a take if, okay, if white has one checkers on 4 points and one checkers, if red has one checkers on 4 points and one checkers on 3 points, 4-3 position. If red has like this, then it would be a take because now red's position is better than white. Bir özel durum daha geliştirdi şimdi. Eğer kırmızının, sadece kırmızının kolu 5'te değil de 4'te olsaydı ama beyaz aynı kalsaydı kırmızı yine alabilirdi bu videoyu. Çünkü bu sefer de pozisyonu beyazdan daha iyi olacaktı. Or if white has one checkers on 6 point and one checkers on 3 point. Now 6-2 versus 5-3. This is also a thing. Because 6-2 is weaker than 5-3. Daha da güzelleşmeye başladı örnek. Eğer beyazın pulları 6 ve 2'de olsaydı, kırmızının pulları 5 ve 3'de olmaya devam etseydi bile bu kırmızı açısından bir take olurdu. Yani o video alınırdı. Çünkü önceden konuşmuştuk. 5'e 3, 6'ya 2'den daha iyi bir pozisyon. This rule applies almost all possible to check as bear off. And if there's exception, it's very very small. So you can take this rule as a golden. Bu kural neredeyse bütün iki pulluk pozisyonlara uygulanabilir. Çok küçük istisnaları vardır. Bu kuralı dolayısıyla güvenle kullanabilirsiniz. So that concludes my lecture. And if you have any question, you can do so now. Böylece dersimiz bitiyor. Eğer sorularınız varsa iletebilirsiniz. It's 5-2 against 5-2. Yes. Yeah, that's a take. Yeah.
5-2, 5-2 is a take because yes, you got the kill. Eğer 5-2, 5-2 olsaydı bu bir take olur muydu? Yani o video alınır mıydı? Evet, alınırdı. Çünkü kırmızının ridi olacak. Teşekkürler maçıya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arda. Thank you. Dostum, uyu bu doğru. Ekstra yapar.